Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınca kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Pazarlarda farklı kilo ve fiyatlarda kurbanlıklar alıcısını bekliyor. Öyle ki otomobil fiyatına bile kurbanlık var. Şöyle böyle bak abi. En iyisi olacak, en ucuzu olacak. Kurbanlıklara tek tek bakıldı, pazarlıklar yapıldı. Dayı çık biraz, dayı çık. Biraz çık, hadi biraz çık, çık, çık. Hadi yallah yallah. Çık yukarı, çık. Zarar etme, ben bir 11 vereyim hadi. Evet. Bayram yaklaşınca kurban pazarları da canlanmaya başladı. 50 tane hayvan getirdik, şimdi 15 tane sattık. 7,5'tan başlıyor, 15'e kadar fiyat var. 3 kardeşiz, bir tane dana düşünüyoruz ama bakalım fiyatları uygun olursa. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı ortalama 7 bin lirayla 15 bin lira arasında. Ama otomobil fiyatına kurbanlık bulmak da mümkün. Dadaş da onlardan biri. 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki Dadaş'ın fiyatı 33 bin lira. İstanbul'un en büyük kurbanlığının yanındayız. Biz değil, sahibi öyle söylüyor. İsmi Dadaş. Dadaş'ı görüyorsunuz. Kurban pazarının en baş köşesinde bulunuyor ve oldukça da büyük. Dadaş'ın kilosu tam 1 ton 400 kilogram, fiyatı da 33 bin lira. Erzurum yerlisi bir hayvan bu. 1 yaşından beri sürekli olarak özenle bakılıyor. Günlük yaklaşık olarak 25 kilo yem tüketiyor. Birkaç tanesi geldi, fiyatta anlaşamadığımız için olmadı. Kurban pazarları sıkı pazarlıklara da sahne oluyor. Tabii fiyatlar biraz yüksek olunca kurbanlık alırken pazarlık yapmak şart. Yanımızda Celal amca var. Kendisi sıkı pazarlık yaparım diyor. Biz de şimdi hayvanların yanına doğru beraber ilerliyoruz. Son günahını söyle bunun bakayım. Son günah 250 lira daha almayayım Celal Bey. Kaç diyorsun? 9250. Yok. Sana 8250 veriyorum. Olmaz. Olur, bal gibi olur. Olmaz. Hadi Beyaz TV için 8,5. 8250. 8,5. 8250. 8,5. 8250. Hadi var evini gir Beyaz TV için. 8250 dedin, ona da aldın. Aldım. Evet. Allah kabul etsin. Helal olsun. Peki kurban alırken neye dikkat etmeli? Karın bölgesi, eline attığın zaman eti tutması lazım. Et eline gelmesi lazım. Şu alçak kısım dolgun olması lazım. Şu kuyruğu şey yaptığın zaman et daha ön planda olması lazım. Tam baktığın zaman sırtı düz oluyor. Karnı fazla şişkin olmaması lazım. Büyükbaş alamayanların imdadına küçükbaş hayvanlar yetişiyor. Fiyatları ise 1000 lirayla 1500 lira arasında değişiyor. Küçük baş hayvan mı bakıyoruz şöyle? Fiyatlara bakıyoruz. Önceden geldik. 1000 liradan 1500 liraya kadar kurbanlığımız var. Küçük baş olarak koç var. Kurbana doğru biraz daha düşer değil mi? Yani kısmet. Bitmezse daha biraz çekeceğiz fiyatları aşağı. Ve teknoloji de kurban pazarında yerini aldı. Mobil uygulamayla müşteriler kurbanlıkların kulağındaki seri numaraları okutarak kesime uygun olup olmadığına bakabiliyor. Yani insanlar korkmasınlar, gelsinler burada çatır çatır pazarlıklarını yapsınlar. Geçen seneden çok daha güzel hayvanlar var bu pazarda.